İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Başka hizmet arayışında değilim. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, tüm görevlerimi yetkin ve Mersin'i seven dostlarıma devretmekten mutluluk duyuyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Şu an kendi işimin başındayım. Başka hizmetlerin arayışında değilim, dedi. Daha önce kimse ilgilenmiyordu. Mersin'de kalıp buz üretimi yapan Emin Turan, yaşadığı bölgedeki çocukların doğuştan engelli oğluyla oynamaması nedeniyle ona mini bir park kurup hayata tutunmasını sağladı. Oğluna kendi hızlanabilen ve yavaşlayan özel bir salıncak da yaptıran Turan, "Oğlum doğduğundan beri diğer insanlar tarafından hep itildi, kakıldı. Bu parkı yaptıktan sonra herkes oğlumla daha çok ilgilenmeye başladı," dedi. Hakimiyet Gazetesi. Seçmenin %51'i kadın. 24 Haziran'da yapılacak seçimdeki seçmen sayısı 57 milyon olarak açıklandı. Bu seçimlerde 1 milyon 585 bin genç ilk kez sandığa gidecek. Seçmenlerin %51'inin kadın olduğuna işaret eden İYİ Parti Mersin Milletvekili adayı İlksel Sorguç Dinçer, "Yaşantımızı, yaşadığımız sorunları, çocuklarımızı, ailemizi, çevremizi, torunlarımızı etkileyen kararların alındığı yerde biz kadınların da olması gerekiyor," vurgusunu yaptı. Futbol turnuvası sona erdi. Mersin Valiliği Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen ve Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk Polisi Futbol Turnuvası Projesi şampiyonluk maçı ile sona erdi. Mersin Gazetesi. Mersin'de engelliler şöleni başladı, engelsiz Mersin. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'de engelli kelimesi yerine engelsiz kelimesini kullanıyoruz. Engelsiz bir kent oluşturmak için birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz, dedi. Meski'de taşeron işçileri haklarını arıyor. Meski'de çalışan taşeron işçileri devletin taşeron işçilere verdiği kanunlarla haklarını alamadıklarını belirtiyor. Seslerini duyurmak isteyen Meski taşeron işçileri, tamamen yasa dışı hukuka uymayan işlemlerin yapıldığına dikkat çekti. İmece Gazetesi. Mersin'de bu yılın ilk iki ayında 113 şirket kapandı. Gidişat kötü. Mersin'de 2018 yılının ilk iki ayında borcu borçla kapatan ve borç yükü altında kalan 113 şirket çareyi kapatmakta buldu. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Mersin'de esnaf kan ağlıyor. 2018'in ilk 4 ayında 1786 esnaf dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Esnafın en çok iflas ettiği iller arasında Mersin 4. oldu, dedi. Suriyeli anne kız cinayetinin altından yasak aşk çıktı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşadıkları evde vahşice öldürülen Suriyeli anne kızın katil zanlısı 8 aylık çalışma sonucunda yakalandı. Suriyeli cinayet zanlısının öldürülen kızın sevgilisi olduğu, karısının yasak aşkı öğrenmesinden korktuğu için cinayeti işlediği ortaya çıktı. Kadın Gazetesi. Geleceğin hemşireleri mesleği ilk adımlarını attı. 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin düzenlediği beyaz önlük giyme ve ışık alma töreni ile geleceğin hemşireleri mesleği ilk adımlarını attı. Özgürlük ve barış için mücadeleyi Behice Boran'dan öğrendim. Kanun hükmünde kararname ile işten atılan kamu emekçilerinin görevlerini iade talebiyle 550 gündür tek başına direnen öğretmen Acun Karadağ, Nazan Bozkurt ile HDP'den milletvekili adayı olan öğretmen Veli Saçılı'ya destek için 1 Mayıs'ta Yüksel Caddesi'nde eyleme katılan 75 yaşındaki Perihan Pulat, polisin tazyikli su ve şiddet kullanarak müdahalede bulunmasıyla feci şekilde yaralanmıştı.